Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilk olarak sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Sevgi Kafe'de kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Başkan Yılmaz ve STK temsilcileri, Gar istasyonundan Tekkökü ilçesine kadar uzatılan hafif raylı sistem güzergahını gezdiler. Büyük Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatına ev sahipliği yapacağız. Daha sonra organize sanayi bölgesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Saski Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Samsun Doğu İlleri Biyolojik Atık Su Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisini gezdirdi. Tesislerin ardından Başkan Yılmaz geziye katılan heyete Toybelen mevkisindeki Keresteciler Sitesi'ni ve Atakum ilçesindeki dolgalanı yapımı devam eden ve inşaat halinde olan golf sahasını gezdirdi. Yine akvaparklar, çocuk oyun aletleri vesaireler gibi bir takım tesisleri buluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz gezi sonrası açıklamalarda bulundu. Şehrin yeni gelişmekte olan alanlarını anlattık. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi yönündeki projeksiyonlarımızı anlattık. Spor altyapısı açısından söylememiz gerekenlerin bir kısmını da unuttuk bile. Yani o kadar fazla yoğunlukta bir operasyonel faaliyet var ki. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın faaliyetleri de var. Ve belki işte 2-3 ayda bir yaptığımız bu çalışma şehirle ilgili algıyı üst düzeye getiriyor. Adeta taçlandırıyor diye düşünüyorum.